Star Trek, Mejoroffman. Abi ben Star Trek'i ilk duyduğum andan beri <laughs> bana bu, bu bölümü övüyorlar. Abi evet, Major of beni biraz senden dinleyelim ya. Bu bölümü övüyorlar. Hatta biz ikili oyun podcast'ı yaparken e, Kaan kurallı bir programımız vardı. Orada da kendisi Star Trek'e girmiştik. Mejoroffman abi inanılmaz falan. <laughs> İyi dedim olabilir. Sonra başkaları, sonra başkaları, başkaları böyle her tanıdığım internetlerce, her yerden. Evet, güzel bölüm. Yani <laughs> kimse korkmak kork korkmasın olumsuz bir şey demeyeceğim. Ben e, iki sezon şu ana kadar yani 25 artı 9 34 bölüm içerisindeki izlediğim en iyi bölüm diyebilirim e, birçok açıdan ve e, dizi buraya gelirken birçok şey hissettirerek işte bir teması varmış gibi işte bu sezon özellikle çatışmalardan bahsettik. Bunları hissettirerek geldiği için onu böyle bir peak noktasına çıkarmış. Yani artık insan insan android konusunun bir mahkeme ki mahkeme ortamı sinemadan da birsiniz hani böyle insanın aslında sadece kendi hareketlerini değil toplumu da sorguladığı genel olarak ortamlardır jüri buna şahit olur biz de jüri gibi ona şahit oluruz burada da o tarz daha küçük işte Riker'la Picard'ın mecburi olarak karşı karşıya geldiği ve Data üzerinden inanılmaz bir hikayenin anlatıldığı bölüm var. Ben aşırı beğendim. Tabi çok öne zıplamayım şimdi aşama aşama gideriz ama hı hı. E, dendiği kadar varmış. Bilmiyorum sen ilk izlediğinde ne düşünmüştün? <laughs> ben Measure of Man bölümünü şey olarak yani şöyle söyleyeyim işte Star Trek külliyatını tüketen insanların yüzde aklında kalan bir bölüm. E, çok etkileyici bir bölüm. Eee Hani böyle dizinin dışına da taşmış bir bölüm biraz. Hani kimi insan oluyor mesela dizide hiçbir şey bilmese bile bu bölümü biraz Biliyor. duymuş gibi oluyor böyle filan. Ve böyle işte yapay zekanın insan olması, androidin insan olmasıyla falan ilgili herhalde yazılmış en akıllıca bölümlerden bir tanesi. Çok ben beğeniyorum bölümü ama yani ben çok överim bu bölümü de biraz senden dinlemek istiyorum açıkçası yeni gelen <laughs> sen olduğun Ya ben şeyi söyleyeceğim. Burada yine fark ettiğim bir şey var. Onunla gireyim hatta. Bu arada O'Brien'den poker masasına falan oturuyorlar artık. Bölüm öyle başlıyor. İyice evet, evet. artık kankaları falan <laughs> oldu yani. <laughs> data orada şeyi çözemiyor falan işte blöf yapmak nedir falan. Hemen bir sorgulamayla başlıyoruz. Hani Data gerçekten senin sizin insan olduğunuzu anlayıp ona göre hareket edebilecek mi? Yoksa manipülasyonu açık mı? Yoksa o <laughs> sizi manipüle ediyor tartışmalarını hemen başlatıyor. Ama ben şuna daha çok takıldım bu bölümde. İşte savcı kadın geliyor Picard'ın eski... <laughs> şey yavuklusu mu artık bilmiyorum. Gönlünü kaptırdı biri mi artık kimse o. Picard da nasıl maşallah kimseyi kaçırmamış ha. Picard valla ya Yakışıklısın falan diye hemen giriyor zaten aldım. <laughs> Karizması var evet i̇şte <laughs> i̇şte o giriyor savcı. Pulaski zaten böyle bir karakter. Picard böyle bir karakter. Rika. Hepsi böyle Riker dahil. Ki Data da bu hale dönüyor. Bu çok güzel bir detay bence. Çünkü Data şeyi anlıyor artık diğer insanlar. Ha bu bizden gördükçe bu bir yapay zeka gibi öğreniyor. Öğrendikçe tepkileri gelişiyor. Ve bizim buna alışmamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ya onları. Yüzyıllardır biliyoruz belki. Artık alışmışız, kanıksamışız. Yani bir bebek doğduğunda aslında blöf yapmayı bilemez. O da öğreniyor. Bu böyle bir şey gibi değil. Hani evet şimdi blöf switch'ini açıyoruz gibi bir şey değil. Data da bunu öğreniyor. Burada şeyi yapıyor dizi işte. Artık bakın hani o da insan olmaya doğru gidiyor. Bunu bunu anlamanız lazım. Hani dikkat edin gibi bir şey var. Bunun dışında e, bu yine bir önceki söylediğime döneceğim. Bu kadar işte tutkularına bağlı insanlar neden böyleler diye düşünmeye başladım bir yandan da. Hani abi savcısın tamam hani biraz insani bir yanın olur ya da işte askersin evet insani bir yanın olur. Ama biz şunu unutuyoruz bence Star Trek'te. Ben öyle yani kendi açımdan söyleyeyim. Kimsenin para, mal, mülk, Abi işte o dünyada arabam kaldı bakıma gidecek. Bizim çocuk bilmem nerede okuyamayacak. Hiç böyle dertleri yok ya. O yüzden tek dertleri kendileri ve çevreleri ve yaptıkları işler. Ve işte varsa tutkuları yani diğer tutkuları işte maket, ne bileyim, e, kitap okumak vesaire, keşfetmek. O yüzden bu şey çok mantıklı. Bu dizi bence şimdiye kadar 9. bölüme kadar kurduğu bütün mantığı ilk kez sonunda bir bütünleştirip bir porta e, koyup bir kaba koyup eritip bize sunmuş yani o yüzden çok beğendim bölümü. Ee, bölümün kendi konularına geçmeden önce şeyi de bir söylemek lazım. Bu bölümü ilk kez izleyen arkadaşlar ve sana da söylüyorum. Poker yani subayların poker masası çok kritik bir yere doğru gidecek dizinin devamında. Ee, yani aslında o da çok hoşuma giden bir şey. Çok merak yani ettim. <laughs> i̇şte bu kadar büyük bir e, bölümün içerisinde, bu kadar meşhur bir bölümün içerisinde dizinin devamında çok önemli bir yer tutacak e, olan subayların poker masasını da görmek çok hoşuma giden bir şey benim. Yani bir böyle küçük ek bir not düşmek isterim. Onun dışında bu bölüm e, yani böyle sanki bir data bölümüymüş gibi geliyor insanlara ama aslında bir Picard bölümü. Bence mükemmel bir Picard bölümü. Çünkü Picard'ın çünkü Picard bayağı bölümün başında şey ya ya abi işte okey Starfleet istiyor ya ne yapalım ya datayı göndermeyelim hani Anladın mı? Hani böyle datayı test yani böyle data geliyor kendisiyle konuşuyor. Çok Dataya... verecek gibi orada zaten böyle. Tabii tabii. Verdik gitti kızı falan tarzında böyle. Ee, data gelip kendisiyle konuştuktan sonra zaten böyle bir ulan aslında bir dakika ya falan diye canı sıkılıyor. Datanın haklarını koruyalım diye Filip Bay'a gidip konuşmasının sebebi falan oluyor. Yani e, aslında Picard orada datayla konuşmasa ve kendisi üstüne biraz düşünmese ya işte makinenin bilgisayarı gibi datada veyahut da bir subay gibi aslında hani subayı da bir yerden bir yere atayabilirler anladın mı? Böyle bir savunacak bir şeyimiz yok noktasına geliyor. Yani çıkış noktası da çok mantıklı şey. Bu arada bölümün yazarı avukat hukukçu. E, o, o zaten şey düşünmüş. Yani siz makine diye adamı almaya çalışıyorsunuz ama adam ya bir bireyse ve işte farklı bir kanun setine bağlıysa çünkü iş aslında şeyden kopuyor. Data e, istifa etmek istiyor ya mesela bir noktada. Hı hı. Yani şey, şey çok ilginç geliyor bana bu bölümde. Çok akıllıca yazılmış bazı kısımlar var. Data'ya diyorlar ki sen artık geleceksin biz senin üstüne testler yapacağız. Data diyor ki ben gitmek istemiyorum. Orada diyorlar ki sen makinesin. Sen makinesin dediklerinde hani şey yani bu makineyi Starfleet buradan buraya taşımaya uygun gördü diyorlar. Makine olması aslında işleri inanılmaz değiştirmiyor. Yani Data çünkü bir makine olduğunu kendisi de farkında. Data bir makine. Herkes farkında. Asıl sıkıntı bu bölümde benim gözümde çatlamaya başladı şey. Yani asıl dramanın koptuğu yer şu. Data diyor ki o zaman ben istifa etmek istiyorum diyor yani. Gitmek istemiyorum o zaman diyor. Rızam dışında. Rızası dışında yani istifa etmesine de izin verilmiyor. Sen bize aitsine geldiği zaman konu Orada işler değişiyor açıkçası ve benim hoşuma giden yer birazcık orası. Yoksa Data kendisi de makine olduğunu farkı da herkes asarım makine olduğunu farkında. Ama özgür sadece hakkı yok işte. Bilinç kazanmış bir şekilde ben yani çünkü akademiden mezun ha Data bu arada yani sınıflara girmiş çıkmış yani şeydi ki tamam makine de işte ne noktada bunu sorgulamaya başlayacaksın? Ne noktada birisinin hakları için kavga etmeye başlayacaksın? Ee, orada işler karışıyor. Sonradan ortaya çıkan o şey sahnesi zaten, dava sahnesi falan çok iyi. Hadi senden dinleyelim biraz. Nasıl ya, nasıl buldun oraları? Ben şimdi? dediğim bir şeye değineceğim tekrar. E, dedin ya işte bu bir subay ve bir yere atanabilir. Biraz Picard konusundan orada bir farklılık var bence. Şöyle, mesela Pulaski de dedi diyordu ya bir şey bölümünde e, o virüslü bölümde e, ben, pardon Picard eski arkadaşıyla konuşuyordu. Pulaski'nin önceden çalıştığı komutan diyordu ki Pulaski sen de çalışmak için can atıyordu. Pozisyon açıldığında hemen başvurdu. Hı hı. Diğer karakterler de böyle. Yani Picard'a bir dur şeyi var, saygıları var. Ve benim biraz da anladığım ya da tamamen şu an götümden atıyor olabilirim. Starfleet'te Picard'ın yanında olmak e, orada mesela e, kontrolden mesela Data'nın orada olması önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Data'yı belki başka bir psikopatın yanına versem bambaşka şeyler olabilir. Yani Picard'ın evet. yanında kalması önemliyken Picard'ın ondan bunu anlayamadan e, böyle vazgeçiyor gibi olması biraz hayal kırıklığıydı aslında. Karakter olarak, dizi olarak değil. Picard'a karşı. O da sonra buna uyanıyor biraz. Data da buna uyanıyor. O da biraz üzülüyor zaten bu konuda. E, bence öyle bir duruş var. E, bilmiyorum yani ben istediğim gibi götümden atıyor olabilirim. <laughs> Onun dışında hani Picard'ın e, Delta'ya karşı ne yapması gerektiğini anladıktan sonrası zaten çok değerli. Ama ben yine Ryker'ı öveceğim biraz burada. Yani hmm. Ryker'a şey dedikten sonra kanun olarak hani birinin dava açması lazım. Senin de işte Starfleet'i temsilen e, bunu senin yapman lazım. Çünkü geminin ikinci kaptanı sensin. Picard'dan sonraki yani yüksek rütbeli evet, iki sensin. İki tarafı da birisinin savunması lazım. Tabii birinin savunması lazım. Sen de o tarafta olacaksın. E, peki işte burada çok büyük bir ironi de var. Yani sevdiğin bir birini Sevmediğin bir şey için savunabilir misin? Savunman gerekirse. Ve bunu o kadar akıllıca yapmalısın ki karşı taraf kazanmalı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ve burada Ryker aslında bence Riker kazanıyordu bu arada biliyor musun? Riker kazanma istiyor zaten. Öyle çözebileceğini Tabii. anlıyor ya. Çünkü ben diyor e, onun makine olduğunu kanıtlarsam kazanabilirim ve o zaman beni yenmesi için ya da yenebilmesi için Picard'a bir şans yaratabilirim. Bu çok akıllıca bir senaryo yani. Ee, bunu bir avukattan çıktığını söylemen çok iyi oldu. Ben şey diyecektim çünkü. acaba kaç avukatla çalıştılar bunu yazmak için? Işte. Çünkü derecesini tutturmak çok zor. Bayağı zor iş. Çok çok başarılıydı o kısım. Ya yani Riker karakterinin hemen gidip işte onun planlarına bakması. Onu böyle işte muhtemelen planlamış işte bir yandan da hani yapısını bulmuş. Onu Pinokyo gibi anlatacağım. Kapatabileceğimi vurgulayacağım. Onun üzerinden işte bunları anlatırsam Hı -hı. Picard da böyle bir adam. Aslında bütün davayı Riker kurguluyormuş ve karta sunuyormuş gibi bir durumda var bir yandan. Tabii. Yani e, bir de bir de bu işin içerisinde şöyle farklı bir konu daha var. Şimdi Starfleet şöyle yani e, hep çok söylenen bir şeydir. Başka bölümlerde de illa duyacaksın hani ya biz Starfleet'iz, biz asker değiliz, casifiz falan gibi bir muhabbet vardır ara ara böyle geçer. Eee Starfleet evet bu arada askeri düzende çalışmasına rağmen yine de dikkat et şey değil yani. Hadi abi gidiyoruz bilmem kimlerin içinden geçiyoruz makine, canım hiç bir şey. O tarz bir yapıları yok. Ya yani başka bir yerlerde de yok bu arada. Mesela daha ilerleyen bölgelerde şeyi falan fark edeceksiniz. Starfleet gerçekten e, askeriye yani askeri derken askeri bir yapıda ama e, nasıl söyleyeyim fetih amaçlı falan kurulmuş bir yapıya sahip değil aslında. Evet keşif ve işte şey hani bilgi toplama amaçlı bir yapıya sahip. Ama yine de askeri bir yapı ve aslında hani nasıl diyeyim Birleşmiş Gezegenler Federasyonu gibi bir şeyin uzantısı. Yani e, gerekirse hamle var ama onu en son düşünüyor hep yani. Ya aslında ya temelde devleti bağlısın. Bir asker gibisin yani anladın mı? Şimdi askeri düşün askerin de üzerindeki üniforma elindeki tüfek devlete ait ya aslında. Tabii. İşte zaten Burada hem data ve bir yapay zekanın bireyliğini konuşuyoruz ama öte yandan da başka bir konu daha var. Tam bunun kontrastı olan Starfleet yani komutanlık, devlet, hükümet artık kimse bu. Senin üstündeki üniformayı sana veren, senin senin kaptanlık, kaptanın ikinci kaptanlık nüfuzunu sana veren kişi. Sana bir şey emrettiğinde sen bunu uyguluyorsun. Ama bir yandan da bireysin ya sen aslında. Hı İşte o çizgiyi eee yani şunu söylemek istiyorum. Bir kaptan da mesela istifa etmek istediğinde ve çok kritik bir görev varsa istifa etmesine izin verilmezse ne olacak? Yani zaten data'nın istifasına izin verilmemesi noktası dediğim gibi. Yani tekrar oraya çekiyorum konuyu ama. birey olduğunu unutuyoruz yani orada insan olduğunu ya da x ne olursa olsun. Ama olsun yani. işte aslında benim kafamda da şöyle bir şey var. Ee, Riker, Picard ve data arasında çok fazla fark olmadığına gelirken Picard'ın savunma yaptığı noktanın dışında bir de şöyle de bir şey var. Picard'a diyorlar ki datayı vereceksin e vereyim diyor. Ryker'a diyorlar ki dataya saldıracaksın yani dataya karşı argümanları sen sunacaksın. E sunayım diyor yani. Ama başta onlar itiraz da itiraz emir... ediyor bayağı. O biraz... Ya, daha emre... çok zor diyor. <laughs> evet ama emredilenleri yapıyorlar. Yani Tabii. aslında öyle bir, bir şey var yani çünkü büyük bir yapının içerisinde kendilerine verilen görevleri yapan insanlar ya bunlar aslında. Ee, datanın o yüzden aslında istifasına izin verilmemesi bir noktada Picard için de Riker için de geri kalan herkes için de ulan yarın bir gün bizim de istifamıza izin verilmezse Yine yani ne yapacağız? Çünkü Data'ya data makine abi data işte datayı çünkü insanlar üretmiş. O zaman Data'nın hakları yok. Peki. İyi de arkadaş yani yarın bir gün sen bir askere bir subaya da şey diyebilirsin. Senin, seni eğiten Starfleet, anladın mı? Seni giydiren Starfleet, yediren Starfleet, sana rütbeyi veren Starfleet. Starfleet sayesinde yaşıyorsun. Starfleet sayesinde ölüyorsun. Ne demek istifa etmek? gibi bir mantık da kurulabilir yani kimi askeri görev ömürlüktür ya yani şey yoktur sivile geri dönmek yoktur ya bazen böyle çok tuhaf bir paralellik var aslında o yüzden biraz istifa noktasında işlerin kopması bana çok ilginç geldi bir gün bunların hepsini bırakmak istediklerinde bırakmalarına insanların da izin verilecek mi acaba ha daha sonrasında Guinan'la olan konuşmalarında ee, Ryker orada aslında başta şeyi kazanıyor hızlı hesap yapabiliyorsun diyor al diyor, demiri büktü diyor bilmem ne diyor Bunlar biraz boş muhabbet de Sonra kolunu söküp bir de şeyini kapatınca enerjisini kapatınca yani çok sanki aman bu yüz düz bir makineymiş ve kazanmış gibi oluyor. Ama öte yandan işte Picard aslında şeyi yakalıyor ve çok güzel yakalıyor. Ee, Gaiynon da konuşurken işin köleliğe varacağından bahsediyor ya Gaiynon. Yani evet, bir kere o çok iyi bir kere bu insanlara kıymetsiz insanlar denirse yani insanlar derken insan değil de yani şey Ü, ürk olarak. Ya ırk değil. Yani, kavur bunu çok güzel kullanıyor. People diyor ya yani people. Evet. Ya yani Bunlar bireyler diyeyim ya. Bir grup bireye bir grup bir sınıfa sen dersen ki ya bunlar kıymetsiz bir e, varlık. Sadece köheleştirmeye geçiyorsun diyor. onu anlatıyor. E, tabii zaten. sonra o tavuğa da geç. Yani tavuğa ineğe yaptığımız muameleyi data benzeri varlıklara yapmayacağımızın Bak, hiçbir öyle. engeli olmadığını gayrını hatırlatıyor Picard'a. Ve Picard orada kafası inanılmaz dönüyor bir noktada. Ulan tamam herif makine de. Yani... Aslında karakterler çok bahsetmiyorlar ama ben içten içe şeyde çok paralellik gördüm kendim bakarken. Ya bir Starfleet subayının seçim hakkı ne kadar var? Data'nın seçim hakkı ne kadar var? Bir Starfleet subayı ne kadar kıymetli? Çünkü o da kendisine Starfleet'in verdiği kıymet kadar kıymetli. Yarın bir gün evet. Starfleet derse ki hadi abi kapatıyoruz Enterprise'i. Riker, Mike, Picard toplanın abi evinize dönüyorsunuz. Oturup ne yapacaklar evlerinde sivil olduklarında? Yani birilerinin verdiği haklar dahilinde yaşıyorlar ve bir anda şeyi fark ediyor yani adam. Yani başka bir gruba başka bir sıfat takıp başka bir noktaya sürükleyebileceğini fark ettiğinde bence bu seyirci için de çok kıymetli bir şey bu arada. Yani Picard'ın uyandığı anı bir seyirci olarak izlerken sen de bir şeyleri fark edebilirsin. Yani şey olarak böyle ne bileyim bir ırkçılığa da paralellik kurulabilecek bir şey. Bu cinsiyetçiliğe de paralellik kurulabilecek bir şey. Bir noktada sen bir ırkın, bir cinsiyetin ya da bir şeyin mensubuna, data gibi farklı bir varoluşun mensubuna dersen ki bunlar normal haklardan daha azına layık, inanılmaz bir şeyin kapısını açıyorsun aslında ve Picard'ın orada yaptığı savunma bir noktada aslında data'yı savunmak değil, bilinci olan bütün varlıkların seçim hakkını savunmak gibi, Aynen, kendi kaderi, tayin hakkını savunmak gibi bir şey yani. Seçim hakkına getirmesi zaten çok iyiydi orada ya. Yani hep şey işte tartışmasından giriyor. Orada da işte ruhun var mı? Ee, yok. E bizim var mı emin miyiz? yani hmm. e, diye böyle kalıyor ya orada da. Var yani bilemedim evet. Yok galiba orada evet. var. Ya yani bunlar hani kanıtlanmayan şeyler üzerinden konuşmayalım o zaman ve gelin tercih hakkında konuşalım. Yani bu özgür tercih yapmak, bu özgür tercih yapma hakkına sahip olduğunu biliyorsa ve bunu düşünebiliyorsa e, okey zaten bir bilinç vardır. O yüzden şimdi bölümün başına döndüğümde şey çok mantıklı geliyor. İşte blöfle açılması, Data'nın bunu öğrenmesi, insanın da aslında bilinç kazanırken öğrenerek geldiğini anlaması, Picard'ın bunu keşfetmesi tekrar aslında hatırlaması. Orada bir de şey cümlesi var çünkü yani sözler, kelimeler bazen unuttuğumuz şeyleri bizi hatırlatır. Yani bu biraz klişedir yine sözler büyü gibidir, GE yapılır hep. Büyü hmm. falan değil tabi de şey tabii ki bu sana unuttuğun bir şeyi hatırlatacak anahtar odur. Kelimedir yani. Nasıl hatırlayacağım başka türlü yani. Abi sembol görünce de hatırlarsın. Belki o da bir kelimedir. Bir dildir yani. Seninle bir iletişim aracıdır. Bunu hatırladığı zaman Picard zaten konuya doğru yaklaşmaya başlıyor. Aslında o da yanlış bir noktada olduğunu belki de o far o anda fark ediyor. Hani sen... Evet evet. Data, data onun için de bir makineydi aslında yani. Tabii. Makine, yani bu arada data makine gerçekten. Ama işte üstüne düşünmeyince adam makine tamam hani... <laughs> Ama sonra bir bakıyor, ulan anılar biriktirmiş, madalyalar kazanmış. Taşanın, mı? taşanın figürünü taşıyor, çok tatlı. Belki bir şeyim vardı yani. Yani gidiyorum diyor, arkadaşları getiriyor, ona bir takım hediyeler veriyor. E biz hala buna makine diyoruz ama yani. O yüzden Picard'ın o son konuşması çok kıymetli bir konuşma. Hani orada kapatırken zaten şeyi söylüyor ya. Hani sizin bugün burada vereceğiniz karar bir tek data alakalı değil. Evet. Bizim Starfleet olarak başka varlıklara nasıl davranacağımıza dair bir e, emsal yaratacak bu dava. Yani makinedir diye karar hakkını elinden alırsak ne bileyim yarın bir gün yapay zekadır diye karar hakkını elinden alırsak öbürsü gün hologram diye ele, seçim hakkını elinden alırsak bir iki gün bir de uzayda geziyorlar abi bulutsu yaratık geliyor ışıksı yaratık geliyor anladın mı? <laughs> sen ışıksın bunu laboratuvara kapatın sen gazsın bunu salın hani böyle hani yani gerçekten aslında o yüzden ben Picard'ın oradaki final konuşmasını çok beğeniyorum. Yani e, sözlerini de çok beğeniyorum yoksa zaten şey e, açıkçası Patrick Stewart maşallah ne konuşsa satabiliyor yani oyuncu olarak çok oh. bir başarılı bir ama bazen de çok gaz verip çözüyor ya bu sefer gaz değil bu sefer çizgiyi çok doğru bir yerde çekiyor. Biz yeah. federasyon olarak eli ayağı tipi veya da ortaya çıkış şekli bizden farklı olan varlıkları daha az hak vermeye okey miyiz değil miyiz? Çok iyi bir çizgiyi oturtuyor. O çizgiyi geçemiyor hiç kimse o noktadan sonra. Çünkü hasta değiller. Bu insan aklının en temel sorunu işte ya. Gerçekten değiliz. Ya yani biz e, iş hayatında da başka alanlarda hep böyle o sahip parasını verince sahipmişiz gibi bir tavır var ya. Bu Türkiye için demiyorum, böyle insanlık biz derken tüm dünyada böyle. Yani ben paranı veriyorum. Ben vergini veriyorum. Ben bir şeyini yapıyorum. Maaşını veriyorum. Öteki de senin için tamam o zaman benimsin gibi. Böyle bir mantık var. Mesela şimdi biraz Alakasız bir örnek gibi gelebilir ama Bosman kanunu diye bir şey, kuralı diye bir şey çıkmıştı futbolda. Hı hı. E, zamanında işte futbolcular e, bir takımın tamamen malı olarak kalıyordu ve sözleşmesi bitse de ayrılamıyordu takımdan. E, artık serbest kalma hakkı gelmişti Bosman'dan sonra. Yani sözleşmen bittiyse sen özgürsün. İstediğin yere gidebiliyorsun. Baktığında ne kadar psikopatça bir şey oğlum. Yani ben mesela altyapılarda falan da bu vardı eskiden. Bir çocuk takım değiştirecek. Bırakmıyor oğlum adam seni yani. Oynatmam diyor. 10 sene burada oturuz çürürsün diyor. Çünkü diyor bir tane kağıt elimde. Askeriye de böyle işte. Yani askeriye sana ne derse, şirketin sana ne derse yapmazsan hemen ilk tehdit kovulursun. Ya yani başka bir şey olursun. Ee, o bir zorlama. O senin üzerinde hakimiyet kurma. Hani halbuki orada karşılıklı bir ilişki olduğunu unutuyoruz. Yani o sana emeğini paylaşıyor. Sen ona onun karşılığında bir şey veriyorsun. Ha ya paylaşmıyorsa zaten sen de onu vermemek için bir nedene sahip olabilirsin. Data tarafında da bence mesela Picard şunları da düşünebilirdi. Oğlum ben deckten çıktığım zaman yerine oturttuğum ilk kişi kim? de yoksa Data oturuyor. <laughs> yani tabii. sen ona güvenmişsin getirmişsin oraya artık ondan beklentilerin sadece tabii bir makine tabii. olduğu için. Adam, adam ensin değil ki yani tam Aynen. Türkiye'deki rütbe karşılıklarını bilmiyorum ama mesela işte yani zaten şey bir durum var ya onu geçenlerde gittim araştırdım biraz. Lan bu akademiye giriş bu kadar zorsa Starfleet'teki herkes Ha Nasıl, ne, neymiş o şey Yapmıştım oluyor? ya. ya e, abi şöyle o bir, benim biraz askeriye dair cahilliğim. Yani şey gibi düşün. Sen bir gemiyi, gemiyi kumanda ediyorsun. Bugün gerçek hayatta destroyer veriyorlar sana de, diyelim ki. Aha. Sen askeriye, askeri akademi mezunu oluyorsun Türkiye'de de. Yani anladın mı? Subay oluyorsun. Tabii. E, öbürleri subay. Herkes subay değil ki gemide. Yani benim aslında kurduğum mantık çok saçma. Yani, doğru, doğru, Subaylar akademiden mezun oluyor. Yoksa mesela örnek veriyorum. E, işte ne, ne bileyim işte arkadan yürüyen bir sürü üniformalı tip görüyoruz ya. Onlar muhtemelen Starfleet'e yazılmış sadece. Akademiye girmemişler ve akademi mezunu değil hepsi. Gerçek hayatta da öyledir ya yani işte ben burada bir destorya ya da bir tümene gitsem askerler nasılsınız dediğimde herkes şey mezun değil ki. <laughs> Ama neyse biz askeri şeyin ismini unuttum şu anda ya. Beyin beyin durdu. Hmm. Neyse. Kule. Ama askeri kuleli kuleli. Ha kuleli ha okey. Ha, yani anladın mı? Askeri Eğitim almak var, bir de askere yazılmak var. Ensin işte rütbesiz yani mesela şeyinki gibi durum şu anda. Ee, çocuğun da ismini unuttum şu anda. Wesley Wesley de şu an mesela yani er yani Arif anladın mı? Hani As subay gibi, gibi biraz daha orada. Teğmen diyorlar ama o tam şey değil ya. İşte teğmen değil, aslında. rütbesiz yani ha. biraz şey yani. Hani bir subay subay olacak durum yok şu anda yani. baya ee, bayağı şeye bakıyor. bir bap pop kumandalara falan bakıyor böyle yani çocuk. O yüzden hani öyle operasyon yapanların hepsi akademi çıkışlı değil. Ona ona bir takılmıştım birkaç bölüm önce. Onu çözdüm. Şimdi şeyi düşünüyorum bir açık. Lan Tata Akademi'den mezun olmuş kardeşim. Madalyalar falan. <laughs> ne demek bu adam makinedir? Starfleet'in malıdır. Tabii ki yani. Çok ee... ama işte şey hoşuma gitti. Picard sırf buralardan savunsa bile belli bir savunmaydı. Picard onu savunacağı yere hayır diyor. Bu dava emsal bir davadır. Siz bir takım varlıkların mal olup olmadıklarına karar verme konusunda bu kadar hevesli misiniz diye soruyor. Orada herkes şey diyor yani wow bro yani, <laughs> Kimin mal olduğuna bizim karar vereceğimiz nokta gelirse işler orada çok ciddi karışır. O konu çok tartışmalı şu an. Bu benim evet. unutma abi. Çünkü evet. Star Trek Picard diye bir dizi var biliyorsun. Evet. İzleyeceğiz mi onu? <laughs> yani dikey çakış yapılır Picard'a. Ha okey tamam onu yaparım evet. bak. Biz, biz yani, biz bitirince onu yapabilirim. <laughs> Star Trek Picard. Hiç Star Trek izlemeyenlerin yazdığı bir dizi. Bu bölüm mü çakmışlar yoksa? Yok abi ya. Neyse spoiler olmasın. Çünkü tamam. zaten hem sen hem de seyirci bir Star Trek yani girdiniz bir kere buraya artık. Üstünde Star Trek Bozman yazan her şeyi oldu. bir noktada basacaksın. Aynen. Bir noktada bir gün Star Trek pikarda açtığınız vakit ne olur bu bölümü unutmayın. Çok merak ettim şimdi ya. Tadımız kaçacak belli oldu. Kaçırmazlar mı abi? Kaçırmazlar mı? 2020 senesinin Hollywood'u. Her sevdiğimiz şeyin içerisine ishal kaka yapmadan bırakırlar mı kral? Olmaz. Bırakmazlar. Bırakmazlar. Yani bir Rise of Skywalker da orada var. Ama <laughs> Star Trek olduğu için o kadar bariz değil. Yani yani Star Trek'in kötüsü bile bir sürü diziden iyi olduğu için Picard da mesela çok beğenildi ama Next Generation izlemiş birisi için Picard'lar, Discovery'ler falan bayağı cringe. Böyle şey oluyor. Abi ne yapıyorsun? Falan oluyor. <laughs> Ya bu bölümde bu bölümden sonra onları zaten düşünemiyorum ya. Çok sinirleneceğim kesin. Bir kapatmadan bir şey ekleyeceğim aklıma geldi şimdi. Ee, dizinin sonu da çok iyi aslında. Hani Maddox karakteri de Maddox karakteri de ikna oluyor ya ve dizi yani yine şey yapmıyor. Hadi lan git buradan. Senin işte bizim datamızı alamazsın değil. Adam ikna oluyor. Data da ona çok pozitif bir yanıt da diyor. Yani zaten ben seni, zaten başta çok basit bir şey soruyordu sen bu aradıklarından yapmak istediğinden emin misin bak çıkacak sonuçtan ya benden bir tane daha yapabilecek misin herif böyle bakacağız falan gibi ya hmm. çünkü data full bunu mantık çerçevesinde oturtup analizler yaparak yapıyor ve biliyor bunun olmayacağını yapamayacağını elindeki data veriyle olmayacağını biliyor ve buna ikna o da ona ikna olduğu için tamam yani ben senin yanındayım bak biz birbirimizi anlıyoruz ben seni de anlıyorum ee, sen biraz zarar et, ben gerekli yardım zaten yapacağım şeyi de bence çok pozitif bir duruş şu gün için. Çok çünkü biz e, birçok karşıt görüş değil de aslında birbirine yakın olan ama karşıtmış gibi anlaşılan görüşleri de böyle kesip atıyoruz. E, çok gereksiz kavgalar çıkıyor bunlar üzerinden. Dizi bunu da iyi bağlamış e, o noktada. Öyle yani var mı ekleyeceğim bir şey? Yok be abi. Yani Major of Men üstüne çok çok uzun konuşulacak bir bölüm. Yani farklı farklı temalarını al. Farklı farklı üzerine konuş. Hadi böyle globalde şey kanallar var ya. Filozofi of bilmem ne falan böyle. Evet, evet. Öyle, böyle, öyle bir böyle kanal olsam Major of dört farklı taraftan ele alır. ince ince işlerim. Ee, ortaya attığı sorular çok iyi. Bulmaya çalıştığı cevaplar çok iyi. Yani Zaten sanırım Star e giriş videomuzdan sonraki en uzun videomuz oldu galiba bakacağız. <laughs> Allah Hepinizi öpüyorum. Derken hadi sen de kapıya bak. <laughs> Benim yine teleportörüm <laughs> çaldı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir bölümde görüşürüz.